Hizmetle nasıl tanıştığınız sorusunu bir sorayım. Nasıl tanıştınız? Hizmetle ve Hoca Efendi ile nasıl tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Buyurun. Evet, 1969-70 yılında ilk defa hizmete tanıştım Edremit'te. Ve Evet. 1971 yılı Kasım ayında da Hoca Efendi'yle tanıştım. O zaman lise 1'deydim ilk şey yaptığımda. Lise 2, lise 3'te Hoca Efendi'yle tanışmam nasip oldu. Hoca Efendi 12 Mart muhtırasında 5 ay hapis yattıktan sonra Eylül ayında tahliye oldu. Tahliyeden sonra işte bir Erzurum hayatı, daha sonra Edremit'e tayin çıktı vaiz olarak. Biz de lise 3'teydik o zaman. Ve Hoca Efendi ile tanışmak o şekilde nasip oldu. Yani 50 yılı, 49 Evet. yıl oldu aşağı yukarı. Tabii Hoca Efendi ile tanışmamızdaki ilk görüşmemiz şöyle, biraz enteresan bir şey. Onu kısaca söyleyeyim isterseniz. Hoca Efendi Edremit'e vaiz olarak geldiğinde biz lisede öğrenciyiz. Tabii cumaları camiye çıkamıyoruz. Sabahçı öğrenci eğitim vardı. Yakın bir camiye gidiyorduk hoca ben geldiğinde Hı. namazlara. Çünkü arada bir saat boşluk oluyor. Müsaitti. Fakat Hoca Efendi geldiğinin ikinci haftası veya üçüncü haftası olması lazım. Kasım ayı içi diye hatırlıyorum. Ekim sonu veya Kasım başı. Dediler ki tabii biz Cuma'ya gidemedik 2 haftaya. Okul uzak gitme gelme zamanı bize vaazlar uzun vaazlar müsait değildi. Dediler ki Hoca Efendi akşam soru cevap yapacak. Nasıl oluyor dedik işte yastıdan sonra akşam evet yastıdan sonra Hoca Efendi sorulara cevap verecek. Camide soru cevap hoca da vaaz eder. Yok bizim hocamız da farklı. Ve sorulara cevap veriyor dediler. Biz de lise arkadaşlarım beraberiz. Necdet, Hazım, İlhan vesaire. Gittik camiye. Kurşunlu Cami, Edremit'te meşhur eski tarihi Selçuk'tan kalan bir camidir. Kurşunlu Cami'nin imam odası var. Hoca Efendi içerideymiş. Yanında da Necdet vardı, Hazım vardı herhalde yanımda arkadaşlarım. Kapıyı çaldık. Buyurun dedi. Hoca Efendi seslendi içeriden. Biz kapıyı aç girince ben Hoca Efendi ilk defa o zaman gördüm. Yani 71 Ekim sonu Kasım başı olabilir. Şu an tam net söyleyemeyeceğim. Şöyle bir baktığımda böyle çok heybetli bir insan gördüm. Cami imamının siyah cübbesini giymiş. Normal cami sarığını sarmış. Biliyorsunuz Hoca Efendi'nin değişik cübbeler ve sarıklar var biliyorsunuz. Ama oradaki ilk gördüğümde böyle çok heybetli bir insan olarak gördüm. Arkadaşım dedi ki hocam bu arkadaşımız çok aktif lisede talebelere kitap dağıtıyor, hizmet anlatıyor vesaire bir şeyler söyledi Hoca Efendi'ye. Öyle söyleyince Hoca Efendi'ye, Hoca Efendi de biraz daha yaklaştı bana. Şöyle maşallah maşallah dedi. Şöyle bir başımı bir okşadı. 49 yıldır koşturuyoruz. Elimizden geldiğince hatalarımızla, hata Maşallah. kusurlarımızla. İlk hatıramız Hoca Efendi böyle oldu Evet. görüşümüz. Halit abi, aslen nerelisiniz? Aslen doğum tarihi Kırklareli. Kırklareli. Trakyalıyım. Suyun bu Trakyalısınız. tarafından yani. Evet. Evet. Ama Benim Edremit'te, 1964'ten beri de Edremit'teyiz. Abim öğretmen çıkınca babam köydeki işleri bıraktı. Ben o zaman yaşım 9'du. İlkokul Evet. 4'te Edremit okudum 4'ü 5'i ve liseyi de orada okudum. Ondan sonra İzmir'de Ege Üniversitesi'nde kimya bölümünü öğretmenlik seçtik. Hizmet edeceğiz dediler ki hizmet etmemiz lazım, öğretmen olmamız lazım. Ve biz de böylece İzmir'de tekrar Hoca Efendi'ye yakınlığımız başlamış olduk. Size hizmet ne kazandırdı? Liseden beri tanışıyorsunuz. Hoca Efendi ile tanıştınız. Arkasından da hizmette koşturmaya da başladınız. Ne kazandırdı hizmet bunca zaman içerisinde? Ben kendi adıma çok şey kazandığımı ve hizmete çok şükran ve himmet borcu olduğumuzu biliyorum. Eğer Hoca Efendi tanışmasaydık, hizmeti tanımasaydık yani ne olacaktık? Normal, piyasadaki bir insan gibi namazını kılmayan, dinini yaşamayan, Allah yolunda gider mi gidemeyen, Allah bilir değil mi ne olacağını onu Allah'ın takdiri ama bizim için tanışmak büyük bir vesile oldu. Ben anneannemin duasını aldığıma inanıyorum. Benim anneannem 1963'lü yıllarda Edirne'de hocamın vaazlarını dinlemiş. Çok enteresan. Bir gün Edremit'te 1972 anneannem bize geldi. Edirne'den bize geldi. Edirne'de yaşıyordu. Bize geldi. Edremit'te Hoca Efendi'nin vaazları şöyleydi. Camide vaaz veriyor Hoca Efendi. Evlerde 100-200'den fazla hoparlör var. Değişik evlerde. Kadınlar gündüz Yasemin okuyor. Cuma vaazını hutbeyi dinliyor. Evlerde. Anneannem de evde ben camiden geldim o gün. Cuma'dan geldim. Dedi bu hoca bizi Fethullah değil mi bu dedi. Anneannem. Yaşı 70'li Evet. kadın. Neden senin Fethullah oluyor anneanne dedim. Bu Edirne vaazdan değil mi bu dedi. Evet dedim.
Bu bize vaaz verdi dedi. Ben de bizim hocamız kadınlarla sohbet yapmıyor dedi. Çocuk aklıyla. Yo dedi, Edirne'de dedi salı günleri salı camisi vardır. Saat 14'de caminin içine gireriz. Kadınlar oturur. Hoca da vaaz eder. Bu Edirne'de bir adettir dedi. Evet. Ya hocam dedim, hocamız konuşmaz. Yok dedi, kürsüye çıkıyor konuşuyor da dedi. Ve anneannem çok iyi bir insan tanımışım diye bana dua etti çok. Allah razı olsun. Evet. Yani anneannem bir hatıramız var öyle hocam efendi.